Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından Milad'ın Mutfağı'ndan hepinize mutlu huzurlu bir gün, mutlu huzurlu bir Ramazan günü daha diliyoruz değerli izleyenler. Evet. Artık Ramazan'ımızın 6. ben günleri karıştırdım. 6 mı 7 mi? 7. gün. Harika. Güzel de gidiyor. Serin gidiyor. Allah tüm inananlara, tüm oruç tutanlara da sabrını da veriyor, yardımcı da oluyor. Şükürler olsun. Bugün pazar günümüz ve böyle pazar günde evlerinizde istirahat ederken bizleri tercih edip seyrettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bugün tüm annelerimizin, başta rahmetli annem olmak üzere, tüm annelerimizin ve şehit ailelere, şehit anneler olmak üzere, tüm annelerin anneler gününü de kutluyorum efendim. Bugün bu konu üzerine biraz yoğunlaşacağız. Çok değerli annelerimiz, gerçekten emektar annelerimiz konuk olacak. Kadınlarımız konuk olacak bizlere ama mutfağın ana teması. Elbette ki akşama da bizlerden bir sofra bekleyen çok değerli anneler de var. Neler yapacağımızı, onlar bizimle birlikte yapanlar için neler yapacağımızı kimler öğreneceğiz? Tabii ki değerli şefimiz Müyesser Ünsal'dı şefimizden. Günün menüsünü, malzeme listesini ve nasıl yapıldığını İsterseniz yanına geçelim, birlikte öğrenelim. Sonra da değerli konuklarımı sizlere takdim edeceğim. Gerçekten emektar, çok cefakar bugün konuklarım var. Birazdan takdim edeceğim efendim. Hemen şefimizin yanına geçelim. Bakalım bugün iftar menümüze neleri koyacakmışız, birlikte öğrenelim. Evet şefim. Nihat Bey. Kadın. Evet. Kadına Cenab-ı Allah öyle bir ünvan vermiş ki, değil mi? Analık vermiş. Kesinlikle anaçlık öyle. Vermiş. Bir de demiş ki onlara hizmet ettiğiniz, onlara hürmet ettiğiniz sürece cennet sizin ayaklarınızda demiş annelere. Değil mi? Kesinlikle. Yani analık gerçekten çok büyük bir vasıf. Hani bazı kesimler vardır ya kadını, anayı küçümser. Peygamber Efendimiz'den önce, İslamiyet'ten önce de kadınları diridini gömerlermiş kız çocuklarını. İşte İslamiyet'in, inancımızın büyüklüğü bir kez daha ortaya çıkıyor değerli izleyenler. Gerçekten ana olmak çok farklı bir şey. Anaçlık. Çok çok farklı. Değil mi? Bırakın artık 9 ay karnında taşımayı. Yani o zaten büyük bir olay. Değil mi? Evet. Doğumu ayrı bir olay, doğurmak. Ve ömür boyu gözetmek, korumak. Zaten ayrı bir olay. Bir de nereden geliyor bu eğitim, karakter? Yani her şey annelerimizden başlıyor aslında. Hani bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok doğru. Elbette ki onları sağlıklarında efendim. Biz artık geç kaldık tabii. Yeterince hürmet edemedik belki. Sevgimizi de gösteremedik belki. Rahmetli olanlar için söylüyorum. Ama şu anda anaları, anneleri, sağ olanları ne olur bir kez daha rica ediyorum sağlıklarındayken kıymetlerini bilin. Katılıyorum. Yani İyi dedim başka mi? Başka bir laf yok bence. Vallahi yok. Bence de yok. Çünkü dinimizce de, örfümüz, adetimizce de ananın yeri çok Hayır. farklı. Hayır. Evet. Çok duygusal. Evet. Evet. Ben rahmetli anama gitti aklım. Allah hepsine ruhları şad olsun efendim. Kaybettiğimiz analarımıza. Amin. Sağ olanların da dediğim gibi sağlıklarında kıymetlerini bilelim. El üstüne taşısak yeridir. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü gerçekten tırnağımıza zarar gelse, böyle bir helak gelse ilk koşacak kişi onlar. Kesinlikle. Bunda hiç şüphesiz olan var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten. Evet, şimdi değerli evet. Şefim, duygusallık bir tarafa. Duygusallık bir de o analar sonra akşama çocuklarına, eşlerine bir sofra hazırlayacaklar. Evet, karınlarını doyuracaklar. Karınlarını doyuracaklar keza. Evet. Değil mi? Ne yapacağız biz burada? Evet, ne yapacağız biz burada? Evet. Bugün günümüzün menüsü bildiğim kadarıyla bir mezemiz var. Evet. Bir de köftemiz var. Evet. Böyle Bursa taraflarından, Karadeniz taraflarından Bursa'ya geçtik, İnegöl'e. Evet, evet. İnegöl köftemiz ve mercimekli. Erişteli, yeşil mercimekli. Soğukluk var efendim. Hemen şimdi isterseniz şu İnegöl köftemizin malzemeleriyle başlayalım. Nelermiş öğrenelim. Akabinde de soğukluğumuza geçeceğiz. İnegöl köftemizin
malzemeleri 1 kilogram orta yağlı dana kıyma, 1 adet iri soğan, 2 diş sarımsak, 1 tepeleme yemek kaşığı karbonat, 1 adet yumurta, 2 çay bardağı galeta unu ya da bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, yeni bahar köfte baharatı ve kimyon. İnegöl köftemizin malzemelerini tekrar ediyorum. 1 kilogram orta yağlı dana kıyma, 1 adet iri soğan, 2 diş sarımsak, 1 tepeleme yemek kaşığı karbonat, 1 adet yumurta, 2 çay bardağı galeta unu ya da bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, yeni bahar köfte baharatı ve kimyon. Bir de erişteli yeşil mercimekli soğukluğumuzun malzemelerini evet, alabilirsiniz. Evet, erişteli yeşil mercimekli bir soğukluğumuz var efendim. Onun evet. da malzemelerini yani şefim çıksın okusun ve akabinde nasıl yapıldıklarını öğrenelim birlikte. Erişteli yeşil mercimekli soğukluğumuzun malzemeleri 2 su bardağı yeşil mercimek, yarım paket erişte, 4 su bardağı yoğurt, karabiber, kırmızı pul biber, tuz ve nane. Erişteli yeşil mercimekli soğukluğumuzun malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. 2 su bardağı yeşil mercimek, yarım paket erişte, 4 su bardağı yoğurt, karabiber, kırmızı pul biber, tuz ve nanemiz var. Evet, çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Önündeymiş gibi böyle sanki görünmüyormuşum gibi. Birdenbire sanatçı ruhum ön plana geçti. Evet. Şimdi. Evet, ne yapıyoruz? Ne yapacağız şefim? İlk önce inegöl başlayacağız zannediyorum. Çünkü bir kıymasını oluşturacağız. Değil mi? Evet. Şimdi inegöl köftemiz için kıymamızı ilave edeceğiz. Daha sonra karbonatımızı ilave edeceğiz. Zaten inegöl yapan biraz da karbonattır. Yumurtamızı ilave ediyoruz. Soğanımızı sarımsağa rendeliyoruz. Ama soğanımızı rendeledikten sonra suyunu sıkacağız. Bayat ekmek için de ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave edip güzelce harmanlıyoruz. Evet. Daha sonra bir gece dolapta dinlendirirsek çok daha iyi olacaktır. Ama bizim o kadar zamanımız yok. Birazcık dinlendireceğiz. Sonra köfte şekilleri kızartacağız. Azıcık dinlendiririz. Tabii zaman evet. yani televizyon canlı yayınlarda ne kadar küçük bir yumurtaymış ya. Çok evet. ilgimi çekti. Ben. Küçük. Gördün mü Yalçın? Yani, böyle bir yumurta ilk defa görüyorum. Yani o bıldırcın yumurtaları falan evet, çok evet. olur da. Küçük değil mi? Bayağı bir yetecek küçük mi peki? İki tane kıralım istersen. Yok biz o miktarda bir kilo yapmayacağız. O yüzden yeterli olacak. Sen özellikle küçüğünü seçtin. O eyvallah. Şimdi şefim inegöl köfte. Evet. Değil mi? Evet. Geçtiğimiz günlerde akşabat köfteyi yaptık. Evet. Şimdi inegöl köfte. Ülkemizin her köşesinin ayrı bir lezzeti, ayrı bir damak zevki var. Ama bunlar bilindik. İnegöl köfte olsun, akçabat köfte olsun, bizim doğuda işi köfte olsun, Urfa güneye indikçe olsun. Değil mi? Köfte kültürümüz Türk toplumunda çok yaygın. Evet. Evet. Şey... Çekin mi? Ama genelde özlüyoruz Yalçın. Akşam tamızın ilk bölümü de oluyor. Diyor ki özlediniz mi? Özlemeye fırsat vermedi. Yalçın git. İnegöl evet. köftemizi, kıymasını oluşturacağız. Evet. Mezemiz için de zaten... Ha mezemize geçtik. Evet sadece anlatayım bu sırada. Anlatmayacağım hepsini. Yeşil mercimeğimizi, eriştemizi bir kenarda haşlayacağım. Daha sonra birleştirme aşamasında zaten size sesleneceğim. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica şefim. Ederim. Bu arada mikrofonu da yine herhalde. Benim Markus Tarayım. Mikrofonu da hep sonra çıkıyor. Necan hoş geldin. Sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Bugün her tarafım şey, ceyran çarpmaz değil mi Tolga? İyi. Peki. Şimdi her ikisini de icra edeceksiniz şefim. Allah kolaylıklar versin. Pazar günü gibi günde değil mi? İftara menü yetiştireceğiz. Peki kolay gelsin size. Ben konuğumun yanına geçiyorum. Konuğum çift gelecekti ama tek geldi. Henüz diğer konuğumuzu ikna edemedik. Bir heyecan yaşıyor. Panik atak olduğunu söylüyor. Tabii ki onu zorlamanın bir şeyi yok. Zorlamak istemiyoruz. Ama ben gerçekten onu burada tanıtmak isterdim. Çünkü orada söyleyeyim istersen.
Evet. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız? Sizlerin de anneler gününüz kutlu olsun. Bugün olma sebebiniz de bu üzere zaten. Çünkü ben biliyorum ki tüm anneler kutsal. Evet, kutsal. Ama bir de cefakar annelerimiz var. Bakmakla hükümlü oldukları insanlar bakımından. Şimdi Ayşe Kavak efendim, LÖSEV Elazığ İl Temsilcisi. Onları temsilen şu anda burada. Çünkü LÖSEV'li çocuklarımızın anneleri gerçekten cefakar. Onları hep el üstünde tutmak zorundalar. Ayrı bir, yani normal anneler de elbette ki çok cefakar. Ama onların çok daha ağır bakımlara ihtiyacı var çocuklarımızın. Morallerini hep yüksek. Sinirlendiği zaman sinirlenmemeye gayret gösteriyor. O yüzden hassasiyetimi anlamışsınızdır. Bir de ikinci bir konuğumuz olacaktı. Az önce dediğim gibi biraz heyecan yaşadı konuğumuz. Gülsen Özcan efendim o da. Ben kendisine bırakıyorum. Yine şu anda kamera arkasında. Tercih kendisinde. Gelmek isterse her zaman yeri var burada. Heyecanlanacak bir şey yok. Çünkü kendisi efendim anne olması ayrı bir şey. Bir teyze. Yani yeğenlerine rahatsız olan yeğenlerine bakan bir teyze. Hani derler ya teyze anne yarısı. Hala. Pardon. Halalarıymış. Teyze hala fark etmiyor tabii. O da anne yarısı. Nihayetinde kadın. Anaç. Evet, o özellik. Yüz tümörü olan iki yeğenine cefakarca bakan bir haladan bahsediyoruz. Gülsen Özcan hanımefendi. Biraz heyecan yaşadı. Duygusal bir yan yaşadı tabii. Onu da mazur görmek zorundayız. Ama istediği an yeri hazır burada efendim gelebilir. Ben tekrar Ayşe Hanım'a dönüyorum ve hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız Ayşe Hanım? Sağ olun, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Dediğim gibi anneler gününüz, tüm analarımızın, tüm cefakar analarımızın anneler günü kutlu olsun. Sizlerin yeri başka tabii. Değil anne mi? Olmak bambaşka. Anne olmak zaten bambaşka. Evet. Ama işte sizlere de Cenab-ı Allah ayrı bir sınav vermiş. Evet. Değil mi? Evet. Neler söylemek istersiniz bu güzel günde? Bu bence anneler günü bir güne sığdırılmayacak kadar sığdırılmamalı. Sığdırılmamalı. Evet. Yani evet. Önemli bir annelik olayı. Ama öyle takdir görmüş. Dünyada kutlanıyor. Bence 364 günü dışlamamak, 365 gün hepsini anneler gününe adamak lazım evet. Diye düşünüyorum. Buyurun. Ben buradan önce kendi annemin ve tüm dünyadaki anne ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Evet. Derler ya anne olmadan bilemezsiniz. Gerçekten evet. Anne olmadan hiç kimse nasıl bir duygu olduğunu bilmiyor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben çocuğum hasta olduktan sonra anneliğin ne olduğunu tam olarak daha iyice öğrendim. Bilmiyorum. Değil mi? Öyle diyeyim evet. Çok önemli. Ki dediğiniz gibi buraya aslında birçok anneyle gelmek isterdim ama o kadar duygusallar ki kendilerini ifade edememekten çekindiler. Tabii ki biz doğal olarak onları anlıyoruz. Onlar eli öpülesi anneler. Kesinlikle. Ben her zaman söylüyorum. Kesinlikle. Ben Gülsen Hanım'a tekrar dönüyorum. Gülsen Hanım heyecanlanacak hiçbir şey yok. İnanın. Rahat olun. Burada sohbet ediyoruz. Yemeğimizi yapacağız. Sıkıldıkça gelip yemek de yapabilirsiniz. Eyvallah. Peki. Şey görmüyorum. Tamam. Şimdi efendim siz onun adına da konuşabilirsiniz. Tabii ki. Çünkü ben çok önemsedim Gülsen Hanım'ın olayını. Evet. Öyle anneler var ki şimdi tüm anneler eyvallah. Ama bazı kadınlarımız da var ki analığı benimseyemeyip yani içindeki o duyguyu ön plana çıkaramayıp biraz duygularına gem vurup diyelim. Evet. Umursamayan anneler var iken böyle teyzeler, halalar da var. Evet. Ben onları da biraz onur etmek istiyorum. Çünkü cefakarlar onlar da. Kadın olunca anaçlık var. Yaratılışlarında var efendim. İçgüdüsel bir olay. Sevgi, yeğene de sevgi, evlada da sevgi. Evet. Fark etmiyor anaçlık söz konusu olunca. İki tane. Evet, ben hemen kısaca bahsedeyim. Lütfen, bahsedin. Kendisi madem şey yapamadı. Kendisi şu an aslında 5 tane. Gelecek misiniz? Peki. Şu an 5 tane yeğenine bakıyor. 5 tane. Evet. Maşallah. İki, Allah kolaylıklar versin. Evet. İki yeğenini de ne yazık ki yüzlerinde
tuzaktan itibaren olan yüz tümörü dediğimiz bizim tümörleri vardı. Birinci işte ameliyatlar, tedavilerle iyileştirdi çok şükür Allah'a, ama ikinci yine kardeşi, diğer kardeşim. Yine ona Özcan, Gülsen Hanım bakıyor. Elimden geldiği kadarıyla ben 10 yıldır onu tanıyorum ki benden daha önce başlamış bu mücadeleye. Ben her gün söylüyorum, o bambaşka bir insan. Kendisi anne değil, bekar bir insan, ama ona rağmen o yeğenlerine sahip çıkması, onları kanadını altına alması bambaşka. O asıl eli öpülecek insan Gülsen Hanım'dır, ben öyle düşünüyorum. Yani elbette ki az önce bahsettiğim gibi bazen sorumsuz anneler de olabiliyor. Evet. İşte annelik çok farklı bir şey, anaçlık. Her kadında var. Bakın, bu beis yok bu konuda. Ama öteleyenler var diyelim. Evet. O sorumluluğu üstlerine alamayanlar var. İşte bir hal olarak anne olmamasına rağmen bu sorumluluğu üstlenmiş, bu anaçlığı üstlenmiş çok değerli Gülsen Hanım. Yani tebrik ediyorum kendisini. Evet. Kolay bir olay değil. Üstelik 5 yeğenine birden bakan. Allah ondan razı olsun. Öyle olsun. Tabii ki mükafatını İnşallah inanılmış göreceğiz. İnsanlar olarak şunu söyleyeyim. İnşallah. Öbür tarafta dediğimiz öldükten sonra, yani evet, ruhun elbette ki ölmesi imkansız bir şey, ama bedenin öldükten sonra öbür tarafta mükafatlandırılacağını düşünüyorum Hüseyin Hanım'ın. Ve sizlerin de aynı şekilde tabii. Cefakar tüm annelerimizin. Ben anneliği çok farklı gören bir insanım. Zamanında kıymetini bilemedik tabii. Rahmetli oldu bizim analarımız. Allah rahmet eylesin. Ben az önce söyledim. Zamanındayken, yani hayattayken onlar kıymetlerini bilelim. İnanın bunu kalben söylüyorum, canı gönülden söylüyorum. Pişmanlıklarımız yok mu? Elbette ki var. Ama inanın anne affedendir. Evet. Tırnağına zarar gelmesin diye hem bu dünyada hem öbür tarafta çocuğunu kesinlikle hakkını helal edecektir. Ama gönül rahatlığıyla hakkını helal etmesi vardır ananın. Evet. Değil mi? Kırgın bir şekilde helal etmesi vardır. Allah katında da değerlendirilir çünkü o. Öyle düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır, estağfurullah. Yani biraz duygulandık tabii. Biraz duygusal anlarımız. Ağlayacağımı zannediyorsanız aldanıyorsunuz. O kadar da değil yani. Evet. Şimdi efendim mesajlarımız da geliyor. Sıcacık kalbiyle bana anne şefkati gösteren, hep yanımda olan, seven, koruyan, minnak öğretmenim, müyesser şefin anneler gününü de kutluyorum demiş. Onu kocaman öpüyorum. Yaramaz öğrencisi Fulya. Çok teşekkür ederim. Bebeğim. Çok mu yaramaz Fulya? Ya aslında çok yaramaz değil. Sadece arada bir sinirlendirmeyi seviyor. Öyle mi? Ama o kadar akıllı ve tatlı bir öğrencim ki. Yani buradan kocaman şimdi öpüyorum Fulya. Kafamızda şurayacık bir şey canlandı ama herhalde büyük bir Fulya. Fulya gelmişti ya. He, o Fulya. Yaramaz evet, Fulya. Evet. Yaramaz ve şeker Fulya. Yaramaz seni. Espri yapıyorum tabii ben efendim. Fulya'yı da biliyorum. Şimdi hani öyle söyleyince yaramaz böyle şey olunca küçücük bir şey aklımıza ben geldi. Ben haylaz diyorum ona. Haylaz. O yüzden aslında. Değil mi? Evet. Muzip. Muzip ve şeker. Evet, eyvallah. Tabii ki bir kadının bekar olması, onun anaç olmaması anlamına gelmiyor. Değil mi? Her kadında anaçlık hissi vardır. Ben bunu tekrar ediyorum. Şimdi dönüyorum Ayşe Hanım'a tekrar. Ayşe Hanım, nasıl gidiyor çalışmalar? LÖSEV'in, sizlerin. Çünkü orada birçok anneyle birlikte evet. hareket ediyorsunuz. Gelişmeler var mı? Bu konu hakkında biraz bilgi almak istiyorum sizden. Şöyle söyleyeyim, hemen kısaca bahsedeyim. Lütfen. 10 yıl önce lösemi teşhisi konuldu benim evladıma. O günden itibaren hem anne oldum hem baba oldum. Mücadele ediyorum. Tabii bunun yanı sıra dediğiniz gibi birçok anneyle karşılaşıyorum. Çünkü ben Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır illerinin hastalarına da bakıyorum. Çünkü eyvallah. Hastanemize çevre illerden çok fazla hasta geliyor. Ve uzun süreli bir tedavi olduğu için hep annelerimiz kalıyorlar çocuklarıyla beraber. Orada anne dediğim gibi ben aslında orada anneliği unutuyorum onları gördüğümde. Neden? Mücadele etmenin ön planda olduğunu gösteriyorum. Yani onlara hatırlatıyorum. Çoğu diyor ki biz de senin gibi olacak yani mıyız? Yani anneliği unutmanız mümkün değil elbette tabii de. Ki, tabii yani ki. Kendi anne olduğunu, evet. kendisinin anne olduğunu unutuyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Hepsinin annesi olarak görüyorsunuz diye onlar düşünüyorum. Onlar bana öyle diyorlar zaten. Çoğu bebeğim ben onlara çocuklarım diyorum. Eyvallah. Onlar açıp da konuştuklarında işte ne zaman geleceksiniz, ne zaman bizi görmeye geleceksin dediklerinde ben koşa koşa gidiyorum. Eyvallah. Ki sürekli ziyaret ederim.
Ama dediğim gibi şöyle, hani tabii ki anneleri bir tarafa bırakmak değil de şöyle, o anneler çok duygusallar. Yani en ağır imtihanla imtihan ediliyoruz dediğiniz gibi ki bir çocuğun kanser olması ne demek? Anne o anda kendi parçasının işte kanser teşhisi konulduğu anda bitiyor tabii ki. Ben orada anneliği bir tarafa bırakıyorum, mücadele edeceğiz. Evladımız için, onun yaşaması için mücadele edeceğiz diyoruz. Nasıl olacak? Dayanamıyorum. Çok kötü bir şey. Hani ölecek diyorlar, belki tedaviyi kaldırmayabilir diyorlar. O anda dediğim gibi hayır diyorum, yapacaksınız. Anne olmak gerçekten çok güçlü bir şey. Yani anne her zaman güçlüdür. Ben kendimde de yıllardır o gücü kendim bulduğum için bütün anne adaylarına da, annelerimize de, gelen hastalarımızın annelerine de bunu söylüyorum. Anne olmak çok farklı bir şey. Annenin gücü hiçbir şeyde yok, inanın ki bana. Elbette. Tabii ki baba da çok önemli. Ama hani anne, çocuk bir yaşa kadar annenin gözünün içine bakar. Evet. Çünkü ilk feryadımız nedir? Yani kötü bir olay olduğunda ilk feryadımız ne olur? Anne diye bağırırız değil mi? Bu kaç yaşında olursanız olur. Baba diyen yoktur. Bir erkek olarak söylüyorum. Ama babanın da yeri başka tabii. Değil mi? Evet. O da cefakardır ama anne çok farklı bir yerde bence. Bunu Cenab-ı Allah da öyle bir şeye koymuş ki bize aksini söylemek halt etmek olur. Yani bunu da söyleyelim. Şimdi anne gözleyendir, gözetendir, evet, dedik. Gözeten. Ve iyi bir gözlemcidir çocuğun üzerinde. Yani elbette ki babalar da öyle dediğim gibi ama anne mesela çocuğundaki bir değişikliği, rahatsızlık değişikliğini hissedendir. Hisseder, evet. Yani o yüzden biraz bu konuda bahsetmek istiyorum. Hani erken teşhis olayımız var ya, evet, oraya getirmeye çalışıyorum. Evet. Anneler, sizler tecrübelisiniz tabii bu konuda, hastalık öncesinde. O gözlemler hakkında biraz konuşun istiyorum. Çünkü onu gözlemleyip erken teşhise yönlendirecek kişi bir yerde anne. Evet. Çocuk için. Evet, çocuk için. Yanlış mı düşünüyorum? Estağfurullah, doğru düşünüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim hemen kısaca. Benim çocuğum iki defa nüksetti hastalığı ama ilk, evet, teşhisi 2009'da biz Bursa'da yaşıyorduk. Umutcan çok hiperaktif bir çocuktu küçükken de. Daha 3 yaşına girmemişti ama durmuyordu. Benim gözlemlediğim şu, çok sessizleşti. Her gün dışarı çıkıp da oynamak isteyen çocuk çıkmıyordu. Gidelim, yok, otururdu, bir köşeye sinerdi böyle. Kendisine bir yavru ördek almıştım, onunla oynardı. Baktım son zamanlarda onlar onunla da oynamıyor artık. Ne oldu? Rengi sarardı en son. Dediğiniz gibi, anne ne oldu bu çocuğa acaba, hani niye sustu, hadi parka gidelim. Hayır, gelmek istemiyorum. Gitmek istemiyordu, ağlıyordu tam aksi. Her gün dışarı çıkıp da hani oynamak isteyen çocuk neden gitgide durgunlaşıyor, neden dışarı çıkmak istemiyor? Bu sizin ilginizi çekiyor. Tabii doğal ilgimi olarak çekiyor. Tabii bir değişiklik ki var. Tabii yemek yemiyor. Üstelik dediğimiz gibi küçük olduğu için hani bir takım şeyleri daha yavaş yapıyor. Hani hep durmak istiyor. Evet. Bu da bizim tabii ki benim anne olan. Hiperaktif olan çocuk. Evet, hiperaktif. Birdenbire durgunlaştı. Evet, durgunlaştı. Bunun üzerine zaten ben de doktora götürdüm. İlk götürdüğümde ne yazık ki çıkmamıştı kan değerlerinde. Biz bunu göremedik ama birkaç defa yine üzerine düşünce bu konunun lösemi olduğu ortaya çıktı. İkinci hastalığında da yine öylesine. İşte tedavisi bitti. 4 yıl ne yazık ki uzun süren bir tedaviden sonra gözünüz aydın, bitti dediler tedavisi. Tamam dedik. İşte okul dönemi başladı. İlaçları bitti ama her gece ilaçları falan var bunların, normal günlük kullandıkları kemoterapi. Bitmesine rağmen gidip başında oturuyordum, diyorum ki İlacı bitti mi? Gerçekten bitti mi? Bir başka gözün içine bakmaya, evet, başladınız, evet, değil mi? Evet, tabii ki. Hastalık süreçinde. Diyorum ki bitti mi? Annem bana diyordu ki bu kadar pimpiriklik olma. Bitti. Evet. Anne diyorum, her gün 4 yıl boyunca o ilacı gece aldı. Yani bitti mi artık? Gerçekten bitti mi dedim. Evet dedi, sakin ol, bırak çocuk uyusun, sen de git uyu. Ama hep anne olarak içimizde bir şey vardı böyle. Benim bir hislerime çok inanırım Milat Bey. Öyle, evet, söylerim her zaman da. Yine hani hiçbir belirtisi yok, yani hiçbir şikayet yokken daha 15 günün kontrol olmuşuz. Bize dediler ki gidin 6 ay sonra gelin. Gözünüz aydın, tamamıyla bitti tedavi ve hastalık. Sevindik tabii ki. Ama 15 gün içerisinde ben tekrar götürdüm. Hatta doktorumuz bana şöyle bir başını kaldırdı. Hayırdır Umutcan'ın annesi, niye geldiniz dedi. Ben tahlil yapmanızı istiyorum dedim. Çünkü çocuğumun gözünün içinin ışığı söndü. Hani feri söndü derler ya. O bakış gitti.
Orada tahlil isteyince bana dedi ki hayır dedi, daha 5 gün önce yaptık, o tahlilleri hemen yapamayız. Çünkü bu hematoloji bölümü, öyle istediğiniz normal bir tahlil değil. Hayır dedim, ben anne olarak bu tahlili istiyorum. Peki şikayeti var mı, işte karın ağrısı, ishal ya da bir kanama gibi? Hayır dedim. Ama ben anne olarak ısrar ediyorum, siz bu tahlili yapacaksınız. His. His olarak, hayır, evet. Ne de ya de, olur mu ama? Kablel bu kuderler. Evet. O his doğmuş size. Evet. Yani. Evet, buyurun. Ya olur mu öyle, hani hissetmekle sizin isteğinizle biz bu tahlili yapmayız ki hocamız hani kabul etmez bunu dedi. Hayır, ben bu tahlilin yapılmasını istiyorum dedim. Nereye imza ediyorum. Evet. Nereye imza atılacaksa, ne olacaksa mutlaka istiyorum dedim. Evet. Kan tahlilleri evet yapıldı ısrarıma. Sağ olsunlar, ısrar ettim, bayağı bir ısrar ettikten evet. sonra. Ama bayağı bir mücadele ettim yapmaları için. Evet. Akşam tahlilleri evet, kan sonuçları Ösemin'in %25 başladığını söylediler. Ve erken teşhis oldu. Ve erken teşhis konuldu. Ama şöyle, doktorlarımızın bana söylediği, kan değerleri çok düşmemiş. Vücudunda hiçbir belirti yok. Yemek yiyor. Normal, hani onların tabii ki bir takım belirtileri var. Vücudunda morluk yok, bir kanaması yok. Nereden anladın? Anne olan anlıyor. Evladını gözlemledikten evet. sonra dediğiniz gibi. İşte annelik o, öyle bir şey. Evet. Mesela ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Ben o kadar göremiyorum ama anneleri, eşim, ben buradan onun da anneler gününü kutluyorum huzurlarınızda. Gerçekten benim eşim de cefakar, fedakar bir annedir. Biz de kutluyoruz. Ben de önünde saygıyla eğiliyorum onun. Çocuklarım adına ve kendi adıma, çocuklarımıza can siparane göğüs gerdiği için. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Eşim de aynı şekilde Ayşe Hanım. Ben hissetmem çoğu zaman. Der ki bu gece hasta olacak. Ya nereden anladın derim. Yani hiçbir belirti yok çünkü. Nasıl anlıyorsun? Ben onların gözünün içine baktım, anlarım. Evet. Diyor. Yürüyüşünden anlarım diyor. Ben konuşmasından anlarım diyor. Hareket, işte annelik öyle bir şey. Değerli izleyenler, bir erkek olarak anlamakta zorluk çekebiliriz. Ama tabii ki hassas beyler yok mu? Hassas erkeklerimiz de var, anlayabiliyorlar. Ama ben kendi adıma konuşuyorum belki biraz. Ama bir anne kadar olmuyor yine de. Evet. Şöyle Buyur. Söyleyeyim. 10 yıldır hastane servislerine gidip geliyorum ve kendim gözlemlediğim için söylüyorum. O kadar çok baba görevini yapan annelerimiz de var. Ama dediğiniz gibi annelik vasfını bir tarafa bırakıp işte gidenler var ama onların yerine o kadar iyi babalarımız var ki o görevi de yapıyorlar. Annelik görevini de yapıyorlar. Tabii ki buradan onların hakkını inkar edemeyiz de. Ama anne gerçekten çok güçlü bir şey. Şimdi, ben öyle söyleyeyim. Şimdi ben burada erkekleri de yerin dibine sokmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Annelik elbette ki, babalık da çok önemli. Yani mesela bir kaza anında çocuğunun başına geleceğine kendini önüne atan kişidir baba aynı zamanda. Bunda beis yok. Anne baba da aynı şeyleri yaparlar. Evet. Gözetir, korurlar. Ama anne sanki biraz daha böyle farklıdır. Müdahale ederseniz çok sevinirim. Şefim. Evet, bakarsanız. Abi demiş, öncelikle hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar olsun efendim. Tüm inananlara, tüm İslam alemine, tüm Müslümanlara ve ülkemize. Anne ve baba demiş. Başta tüm şehit ailelerin, annelerinin, annemin ve tüm dünya annelerinin anneler günü kutlu olsun. Çok güzel. Abi, ben sohbetinize hasbihal olmak istedim. Huzur evlerinde kalan annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi ayrımcılık olarak evinden ya da evlerinden uzak tutan çocukları kınıyorum demiş. Çok haklısınız. Lütfen kıymetlerini bilelim. İyi yayınlar demiş bir izleyicimiz. Güzel bir konuya temas etmiş. Onu da konuşalım. Evet, evet. Bizim zamanımızda, ben bunu hep dile getiririm. Ben okul yaşantımdayken bir, o Türkçe kitaplarımızda hatırlayanlar bilir. Tahta çanaklar diye bir metin vardı. Sizler yetişmediniz zannetmiyorum. Bizim böyle Edmund Morris'in yazmış olduğu, hiç unutmam. Bakın, yıllar geçti. Kaç yıl geçinirsem yaşım ortaya çıkar. Yıllar önce okuduğum ve o yazarın da ismini hiçbir zaman unutmamışımdır. Edmund Morris, Tahta Çanaklar isimli bir metindi böyle. Bir evladın bir gün böyle tahta çanağı
tabağı yani, kaşığı annesi babasının önüne koymasıyla başlıyor hikaye. Oğlum bu ne diyorlar? Hayır diyor, bu koydum ki ileriyi göresiniz. Ben de sizin önünüze koyacağım bunu diyor. Hani siz dedemle ninemin önüne koyuyorsunuz ya. Ama siz ona bizim yediğimiz kapları verseydiniz ben de sizin önünüze onu koyarım. Bu çok önemli bir şey. Anneden babadan ne görürse çocuk onu yaşatır. Evet. Büyüklerini önemsemek değil mi? Evde bir anne ömür boyu, hani bir laf vardır ya, sen de bilirsin şefim, sizler de bilirsiniz. Bir anne baba 40 evladına bakmış ama 40 evlat bir anne babaya bakamamış. Yazık ki. Bu çok önemli bir söz bence. Anlayan için, anlayabilen için. Bizler ileriyi biraz görmek zorundayız. İleride bizim de o hallere geleceğimizi hissetmek durumundayız. O yüzden ben şimdi pişmanlıklarım var mı? Var. Yaşıyor muyum? Bu pişmanlıkları yaşıyorum. Ama nafile. Kaybettik annemizi de babamızı da. Allah tüm anne babasını kaybedenlere de Allah rahmet etsin diyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Ama ben az önce de dediğim gibi sağlıklarındayken kıymetlerini bilelim. İşte elbette ki devlet, o kadar büyük bir devletimiz var ki şükürler olsun. İnanın kimseye bırakmaz, devlet bakıyor. Ama kendi evlatlarının yanında olsalar o anne evet. baba. Değil mi? Evet. Onlar baksalar kötü mü olur? Fena mı olur? Kendi torunlarıyla birlikte yaşlansalar, öbür tarafa geçişler, göç edişleri de huzur içerisinde olsa. Ben böyle düşünüyorum. Bizi de bu konuda hatırlatan beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Beymiş kendisi, resmine baktım. Çok teşekkür ediyorum efendim kendisine. Buyurun hocam, sizin yorumlarınızı alalım. Çok güzel, evet, duygusal bir yere dediği çok beğenildi de konuşmak zor bu konularda. Ama ben her gün bir anne olarak şunu söylüyorum. Evlat ana babanın aynasıdır. Aynen dediğiniz gibi onu nasıl yetiştirirseniz size aynı görüntüsünü verir. Bu çok önemli, dediğiniz gibi evladımızı çok iyi yetiştirmek zorundayız ki dediğiniz gibi yarın öbür gün başımıza ne gelecek, nasıl olacak bilemeyiz. İnsanlık bambaşka bir şey. Tabii ki kimseye muhtaç etmesin ama o anne baba mücadele edip dediğiniz gibi 40 evlada bakabiliyor ama ne yazık ki evlat olarak bizler anamıza babamıza yeri geldiği zaman yüz çevirebiliyoruz. Bu çok acı aslında. Çok acı. Tabii ki. Evet. Bana da mesela çok soruyorlar. Çok her şeyi feda ediyorsun. İşte kendini feda ediyorsun. Evladın sana bakabilecek mi ileride tabii ki. Rabbim ona uzun ömür versin inşallah. Amin. Tırnağına zeval getirmesin ama. Ha bu ama. Bir şey yani anne baba bir beklenti için bakmıyor. Evet. Bunu da dile getirelim. Tabii ki. Ben de yani değil mi? Yanlış evet, mı konuşuyorum? Evet. Hayır estağfurullah, doğru. Anne baba ileride bana baksın diye evladını koyup koruyup gözetmiyor. Hayır kesinlikle. O sevgisinden, evet. ona olan bağlılığından bakıyor. Bunda da hiçbir şüphe yok. Buyurun. Ben de öyle istedim. Düşünüyorum. Evet ben de öyle düşünüyorum. Çünkü diyorum ki o vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun, kendini bilsin. Ama benim ondan hiçbir beklentim yok. Çok şükür Allah'a. İyi bir evlat yetiştirmiş ya da iyi bir insan dedikten sonra çevresindekiler. Bu benim için yeterlidir Milat Bey. Ondan bir beklentim yok. Rabbim hayırlı ömürler versin. Öyle diyorum. Ayşe Hanım bir çocuk var değil mi evet, sizde? Evet tek çocuk. Allah bağışlasın. Allah hocanı bağışlasın. Hayırlı da şifalar diliyorum. Amin. Şu andaki durumu ne aşamada diyeyim? Eylül'de tedavisini kestiler çok şükür Allah'a. Şu an gözlem aşamasında biliyorsunuz bizim hastalığımız. Hem hastanenin gözetiminde hem tabii, sizin gözetiminizde. Tabii benim gözetimimde. Çünkü evet. Az önce de bahsetti ya. Gözlemliyor. Evet, gözlemliyor. Bir tereddütü olsa anında müdahale edecek. Evet. Ben biliyorum. Çünkü 5 yıl içerisinde tekrar etme gibi bir ne yazık ki durum söz konusu. Bu yüzden gözlemleme altında ama onlar çiçek gibiler. Kesinlikle. Çok iyi düzenli baktığınızda onlar da özellikle moralleri iyi olduktan sonra tabii ki çok iyiler. Anne olarak tabii ki dediğim gibi her şeye feda ediyorsunuz. Anne olmak bambaşka bir şey. Ben evladım için her zaman diyorum. Hiç feda ettiğimi düşünmüyorum. Ben bir anneyim. Bu benim görevimdi. Anne olmak bambaşka bir şey. İyi ki Umutcan'ın annesiyim, öyle düşünüyorum. Ne kadar güzel. Harika. İşte bu psikoloji. Ben şunu da soracağım. Birazdan soracağım. Çünkü mutfağa geçeceğim şimdi. Şefimin yanına geçeceğim. Ama
şu soruyu yöneteceğim. Eminim siz de. Bu sohbete katılın. Ne olur siz de. Ben sizin yorumlarınızı da bekliyorum değerli izleyenler. Ümitsizliğe kapıldığı anlar olmuş mu diye soracağım birazdan. Eminim ki olmuştur. Her insanda olur. Hepimiz insanız, beşeriz. Umutsuzluğa kapıldığımız, kızgın anlarımız olmuştur. Hala kendimizi frenleyemediğimiz anlar oluyor. Değil mi? Bunları soracağım kendisine ama öncelikle şöyle mutfağa, şefime yanına gidiyorum. Şefimin durumu bugün iyi değil vallahi. Pazar günü ne işimiz var burada der gibi sanki. Annenin kutladık mı şef? Annelerin günü. Tabii ki. Ana. Buradan da bir şeyler söylemek ister misin? Tabii izlemiyor. Şu an zaten çalışıyor ama en azından daha sonrasından gösterebilirim. Yani her ne kadar annemin de ben de Fulya gibi canını sıksam da arada karşılıklı olarak. Ben ya onu çok seviyorum. Az önce. Yemin ederim aklıma geldi. Bak şimdi hocadan ne görüyorlar sonra yapıyorlar. Çünkü zaman zaman dile getirir şefim. Ben diyor bu işte bu mesleğe yani aşçılığa annemden gizli gizli mutfağa girerek, mutfağa batırarak başladım de. Evet. İşte o yaramazlık anları gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Biz ama şimdi de bak şimdi de annem bana bırakıyor mutfağı. Öyle bir durum var. Tabii. O güveni vermişsin artık canım. Yani olacak gizli gizli. Annemin çünkü mutfağa vazgeçilmez bir şeydi. Asla giremezsin. Biz de ne yapıyorduk? Gizli gizli ne alacak. Ne yapsın kadın? Hem çalışıyor, örekler. Değil mi? Gelip bir de senin o pisliğini temizleyeceğine. Senin pisliğin ne demek? Çok ya, ayıp. Pislik yapma yani. Pislettiğin bir ortama demek istedim. Daha yani. Beni mutfağa sokmadan nereden bilebilirdi? Yani ne kadar kelimeler yanlış anlaşılır biliyor değil mi? Evet. Tamamen hayır duygularla söyledim halbuki yani ben. Evet, neyse hadi öyle olsun. Neyse ben devam edeyim. Lütfen annenin karşında şu anda bak şu kamerada. Tamam. O sonradan da kesip annene gösterebiliriz evet, yani. Evet. Evet. Seyretmiyorsa bile. Seyretmiyorsa bile öyle yapacağız. Anneciğim seni çok seviyorum. Her ne kadar dediğim gibi arada ufak tefek çatışmalarımız ben olsa bakmıyorum. Da en önemlisi daha sonrasında sevgimizi paylaşabilmek. Anneler günü kutlu olsun tatlım. Bu kadar mı? Ama o biliyor. Ben senden acayip böyle duygusal bir konuşma bekliyorum. Ama duygusal burada mı yapayım? Ha? Duygusal yapma burada olur, mı yapayım? Yapma yapmıyor musun? Karşılıklı yapacağım ben. Yüzüne. Yaptım zaten de. Evet hediyesi yolda o gelince tekrar yapacağım. Mi? Ya tabii biz el öpmüyoruz da artık birbirimize sarılıyoruz. Tamam eyvallah ona da saygılma. Tabii ki şimdi ben dedim ya inanın zamanındayken onlar hayattayken kıymetlerini bilelim. Bu bir pişmanlığın söylemleridir. Ben kendi adıma söylüyorum. Keşke şu anda yaşasaydı. Evet. Hareketsiz bir köşede oturuyor olsaydı. Neler yapmazdı? Bir sosyal medyada bir yazı gördüm. Her zaman herkesin elini öpüyoruz. Ben az önce onun için sordum elini öpmeme diye. Gelin analarımızın ayaklarının altını öpelim. Tabii ki. İnanın değer. Tabii ki. İnanın yakışır. Kimse bunu da küçük görmez. Evet. Çünkü onlar hak ediyorlar. Ben böyle söylüyorum. İşte o hak edenlerden Ayşe Hanım ve Ayşe Hanım gibi diğer resemini çocukların anneleri ve diğer hastalıkların halaları, teyzeleri değil mi? Evet. O fedakar insanlar gerçekten. Tabii onu doğurmuş olmak önemli değil. Elbette ki çok önemli ama bir ana hissine ona bakmak önemli. Kimisi evlatlık ediniyor. İnanın birçok anadan daha çok analık yapıyor. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Ama hani deriz ya Türk filmlerinde görmüşsünüzdür analık. Hep öyle değil. Ben çok gördüm. Kendi evlatlarından ziyade o evlatlık anılan çocuğu daha çok gözeten. Bunlar çok önemli şeyler. Ne diyoruz? Bu dünya, dünyamız sınav dünyası. Hepimiz bir sınav veriyoruz. İnanmış insanlar için. Ayşe Hanım ayrı bir sınav veriyor. Biz kendi sınavımızı veriyoruz. Miyesen Hanım kendi sınavını veriyor. Gülsen Hanım bir başka sınav veriyor. Kolay mı? Şöyle, dilde kolay, söylemek çok kolay. 5 yeğene bakabilmek. Şöyle bir gözünüzün önünden geçirin bakalım. Bir hayat boyu. Öyle gün geliyor. Kendi evladımıza kızıyoruz. Dövebiliyoruz. Şiddet uygulayabiliyoruz. Bir halayı düşünün bir de. Bunlar kolay şeyler değil. Hayatı yaşayanlar için, hayatı bilenler için beni daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum.
Evet, şimdi Ayşe Hanım, az önceki su... Aa, mutfağa geçiyor, özür dilerim. Estağfurullah. Ya unuttum, yemek memek bugün. Hayır gele. Olsun. Çok duygusal bir gün yaşıyorum. Kesinlikle niyeyse. Kesinlikle öyle. Yani işte pişmanlıkları var ya. Tabii ki olabiliyor. Çok üzmüşümdü ben ama. Vallahi. Hadi canım. Ne zaman geçti ya? Ciddi olamazsın. Bir dakikamız var reklama. O zaman ikinci bölümün başında anlatalım. O zaman yapalım, evet. Değil mi? Daha neler yaptığımızı. Tabii ki. Ama bir dakikada şöyle bir neler yaptığımızı başlasak. Bir dakikada ne yaptık? Tekrar yapacağız hemen. Zaten. Yeşil mercimekle erişteli soğukluğumuzu söyleyeyim. Eriştemizi ve yeşil mercimeğimizi haşladık. Bir kenarda beklesin. İnegöl köfte için bir köfte harcı hazırladık. Bunun için ne yaptık? Kıymamızı, yumurtamızı, bayat ekmek içimizi ya da isterseniz galeta unu kullanabilirsiniz. Baharatlarımızı kullanıyoruz. Evet. Ve en önemlisi karbonatımızı ekleyip güzelce yoğurduk. Dolaba attık dinlenmesi için. Bu kadar. Bu kadar. Daha sonra. Aradan sonra anlatırız. Şimdi birazdan bir reklama gideceğiz değerli izleyenler. Reklam sonrası mutfaktan başlayacağız. Neler yaptığımızı şefimiz Miyeser Hanım anlatacak. Sonra da Ayşe Hanım'a bayağı bir fırsat verdik. Düşünmüştür eminim. Çünkü çok hassas bir soruydu. Katılıyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Gerçekten öyle. Değil mi? Evet. Ümitsizlik. Ümitsizlik. Ümitsizliğe yani. Kapılmak. Niye? Çünkü o çocuklar annelerin gözlerinin içine bakıyor. Onlar da gördükleri anda o ümitsizliği kendileri de ümitsizliğe kapılır. Evet. Bunu konuşacağız biraz. O yüzden kapılsak bile onlara belli etmemeyi diyelim diyorum. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra değerli izleyenler tekrar karşınızdayız. Bugün biraz duygusal program yapıyoruz. Bugün de bizi böyle idare ediverin. Her zaman neşeli olamayız. Elimden geldiğince neşeli olmaya çalışıyorum ama anne kavramı çok farklı. Reklamlar efendim. Evet, değerli izleyenler tekrar mutfağımızdayız, stüdyomuzdayız. Bugün dünyanın en büyük cefakarları, annelerimizi, her zaman tekrar ediyoruz ya efendim programımızı, ilk bölümünü. Anneler gününü kutluyoruz. Anneler gününü farklı bir açıdan ele alıyoruz. Ve bugün cefakar annelerimiz. Böyle rahatsızlıkları olan çocuklarımızın anneleri. Onların da başında lisemili çocuklarımız. Ve onların annesi, onların o derneğin sorumlusu, yetkilisi Ayşe Kavak konuğumuz oldu. Kendisine geldiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Bayağı bir sohbet ettik, duygusal anlar yaşadık reklam öncesindeki bölümünde. Şimdi de bir mutfağa geçelim bakalım şefimiz ne yaptı. Bugün mutfağa çok göz ardı ettik sanki. Ama anlayışla karşılıyorsunuzdur ve şefimiz de bizi anlayışla karşılıyordur diye düşünüyorum. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki olmaz. Çok. Böyle de ince oldu. Ben ölüyorum, bitiyorum. Karşılıklı. Karşılıklı değil mi? Yani. Şimdi şefim ne yaptık? Şimdi İnegöl köfte tekrar edeyim nasıl yaptığımı. Tekrardan önce bir malzemelerini tekrar görelim. Belki yeni yapmak isteyecekler vardır. Tamam. Malzemelerini tedarik edip geldiler. İnegöl köftemizin malzemeleri. İnegöl köftemizin malzemeleri 1 kilogram orta yağlı dana kıyma, 1 adet iri soğan, 2 diş sarımsak, 1 tepeleme yemek kaşığı karbonat, 1 yumurta, 2 çay bardağı galeta unu ya da bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, yeni bahar köfte baharatı ve kimyonumuz var. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi İnegöl köftenin bir kıymasını oluşturduk. Evet, neler yaptınız? Bir anlatın bize. Ne yaptık? İzleyeceğimiz şu anda başladı sizinle evet, beraber. Evet, tabii. Kıymamızı ilave ettik. Soğanımızı rendeledik, suyunu sıktık demiştik. Sarımsağımızı ilave ettik. Bayat ekmek için ya da galeta ununu koyuyoruz. Yumurtamızı ilave ediyoruz. Karbonatımızı ilave ediyoruz. Baharatlarını ve yoğuruyoruz. Ardından bir gece dinlenirse daha iyi olur demiştik. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. O yüzden biz birazcık dinlendirdik. Şekil verip kızartacağız. Bu kadar. Şekil verip kızartacağız. Evet. İftarda da yiyeceğiz. Aynen inşallah. Öyle. İnşallah. Sizlere de afiyet olsun efendim. İftarda pek bir şey kalmadı değil mi? Evet. Fazla bir evet. Şey kalmadı. Daha sonra erişteli yeşil mercimekli soğukluğumuz malzemelerini erişteli alalım. Yeşil mercimekli bir soğukluğumuz var efendim. Onun da malzemelerini görelim. Buyurun. Erişteli yeşil mercimek ve soğukluğumuzun malzemeleri 2 su bardağı yeşil mercimek, yarım paket erişte, 4 su bardağı yoğurt, karabiber, kırmızı pul biber, tuz ve nane. Evet.
Teşekkür ederim şefim. Bundan ne yaptık şu anda? Şimdi erişteleri ve yeşil mercimeğimizi ayrı ayrı haşladık. Çünkü ikisinin de haşlanma oranı aynı değil. Daha sonra bunları yoğurtla, tuz, karabiber, kırmızı pul biberle buluşturacağız, harmanlayacağız, böyle karıştıracağız. Üstüne de nane ile sunum yapabiliriz. Evet, nane. Bu kadar. Oo, güzel olur. Nane ile, evet. Değil mi? Evet. Biraz da tereyağında çevirirsek o naneyi, üzerine dökersek tabii, bir başka tabii, güzel olur sanki. Gönlümü gezdiriyorum, farkında mısınız Başar? Fark ettim. Yalçın'a diyorsunuz ama sizde de var. Olmaz mı ya? Aynen. Valla. Benim şu anda, benim bu söylemlerime, bugün pazar ya, beyler de evde. Şimdi neler demek istediğimi anlıyorlardır onlar. Kesinlikle. Evet, şekil veriyoruz. Şeklini de gösterelim. Şu şekilde köftelerimizi. Evet. Biraz silindir diyelim. Silindir. Diğerleri, diğerleri derken, akşabat yatsı. Yaptınız. Evet. İnegöl biraz silindir şeklinde. Evet, aynen öyle. Köfteler. Köfte çok önemli. Aşan. Çocuklar önemli. Da çok sever değil mi köfteyi? Evet, çok seviyorlar. Sever mi? Özellikle tedavi aşamasında kemoterapi aldıklarında kortizon denilen bir ilaç var. Onu aldıklarında et et diye bağırırlar bizim çocuklar. Allah aşkına. Tabii köfte, et, tavuk. Çok seviyorlar. Evet. Şimdi o biraz gıdasal yöne de bakacağız. O açıdan da anneleri yedeleyeceğiz biraz. Şefim teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür var mı ederim. Başka anlatacağımız bir şey şu an Hayır, için? Hayır şu an bir şey yok. Şu an için bir şey yok. Peki teşekkür ederim. Ben şimdi teşekkür az önce reklam öncesi konuştuğumuz olaya gelelim. Hatırlıyorsunuz değil mi evet, sorumu? Hatırlıyorum. Buyurun. Şöyle bir tekrar edelim istiyorum. Ümitsizliğe dediniz. Ümitsizlik yani evet yani şu ümitsizlik. Her insan insanoğlu beşer. Kızgınlıklar olabilir. Ümitsizliğe, olumsuzluklar karşısında ümitsizliklere kapılabilirler. Annelerimiz de keza aynı şekilde. İşte böyle hasta çocukların anneleri de bir an için ümitsizliğe kapıldığı anlar olabilir. O durumlar için neler söyleyecek? Kapıldınız mı Kapıldım, siz? Evet. Ve nasıl hissetmeliler? Çünkü çocuklar hep annelerinin gözlerinin içine bakarlar. Evet. İlk annenin gözlerinin yaşardığını çocukları görürmüş. Evet, görür. Çok dikkat eder gözümün içine. Değil mi? Evet. Hep öyledir. Mutfaktayken bile dikkat eder. Bazen gelir ağlıyor musun anne? Hayır derim. Ağlıyor. Soğandan. Evet soğandan. Evet. Yok güzel. Normalde onun yanında alamamaya çalışır. Buyurun. Ama şöyle söyleyeyim. 2009'da Bursa'da teşhis konuldu ki oradan bizi Eskişehir'e gönderdiler. Orada yapılan operasyonlardan sonra tamamıyla ÖSEM'i yani kan kanseri denildi. Ümitsizliğe kapıldım çünkü söylenen şey... Adı bir de ağır ya. Adı ağır, evet. Ne yazık? Kanser. Kanser. Evet. Adı ağır. Yani bu tip hastalıkların Allah kimsenin başına vermesin aynen. Elbette. Ama verdikten sonra da dünyanın sonu değil. Çözüm. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Değil mi? Evet. Erken teşhisle hiç kapılmayacağız. Çünkü gün geçmiyor ki yeni bir tedavi yöntemi çıkmaya görsün. Ümitsizliğe... Kapılmadan tedavi yoluna önüne bakmak lazım. Buyurun. Evet. Ümitsizliğe kapıldınız. İşte doktorlarımız orada kemoterapi alacak ama ağır. Tabii ki önümüze evraklar getiriyorlar. Her okuduğumuz şeyin altında ölüm. Yani riski olabilir deniliyor. Ben tamamıyla gerçekten dediğiniz gibi ne olacak dedim. Daha bu 3 yaşına girmemiş bir çocuk. Kendi parçanız nasıl olacak, ne olacak diye. Ama tabii ki işte hastanelerde... O kadar çok kanser hastası var ki yer yok falan derken çıkıp kendi memleketime geldim. Çok iyi hatırlıyorum uçaktan inip de kendi babam da ambulans şoförüydü benim. Ambulansla bizi hastaneye gelip aldılar, hastaneye getirdiler. Ben hastanenin bahçesine indim, çocuğu benden aldılar annemler. Ama o kadar böyle hani bir boşluktayım ki o kadar etrafımda akrabalar var. Fakat ben farklı bir yerdeyim sanki. Sanki kendi memleketimde değil de bambaşka bir yerdeyim. İşte kanlar alınıyor, bir şeyler yapılıyor. Ben böyle sadece bakıyorum. Hani ne oluyor, ne oldu gibisinden. Tamamıyla o doktorun söylediklerini beynimden geçiriyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Kanlar alındı, bayağı işlemler yapıldı. Sizi yukarı alalım servise. 3 aylık bir yatış döneminiz olacak dediler. Biz o odaya girdik. Kapı ceryan esnasında kapanınca çat diye ben o anda birden bağırdım. Ve kendim o anda geldim. Ne oluyor dedim. Hani ağlamaya o zaman başladım aslında. O ana kadar hiç ağlamamıştım. Ümitsizliğe kapıldığım anda dediğim gibi evladım bir baktım bana bakıyor ve ben ağlıyorum. Anne niye ağlıyorsun dedi. Ben iyiyim dedi. Ama tabii ki daha 3 yaşına girmemiş bir çocuk var karşımızda. Ne olacağını bilmediği için
Fakat ben evladımdan çok güç aldım. 2014'te hastalığı yine nüksedince çaresizce, dediğim gibi o zaman tabii ki yapılan işlemleri de biliyorsunuz ve başına geleceklerini biliyorsunuz. İlik nakline ihtiyacı vardı kendisinin. Önce her zaman söylüyorum Yüce Yaradan, ondan sonra da Lüsev'in hastanesi. Ankara'ya çıkıp gittik. İşte yapılan tedavilerden sonra ilik nakline tamamıyla ihtiyacı olduğu söylendi. Ne acıdır ki şunu her gün söylüyorum ben Türkiye'mizde... Başlığı sonraya bırakalım ses. Evet, buyurun. Türkiye'de şu an Kızılay'ın başlattığı bir kök hücre bağışı var ama Türkiye'mizde ilik toplama merkezi yok. Yurt dışından geliyor. Bana da dediler ki yurt dışından gelinecek. 15 tane verici bulundu. Çok sevindim tabii kendi olarak. 15 tane, biri olmasa biri, biri olmasa biri. Evet. Fakat gün geçiyor, hiçbirinden geri dönüş olmuyor Milat Bey. Maalesef. Umutcan 5 kür alması gerekirken 12 kür oldu. Yani süreç uzatıldı ki hani o geri dönüşlerden bir tanesi gelsin de işte dönörümüz versin. Bana dediler ki Ayşe Hanım hiçbir geri dönüş yapmadı. O an tamamıyla kaybettim kendimi, çok iyi hatırlıyorum. Çocuktan kan alınacak, işte işlem yapılacak. Sedyenin yanına pat diye bayıldım. İlk defa düşünün ne olacak diye, nasıl olacak diye. Tabii o andı, tamamıyla kaybettim ki doktorlarımız da demişti. İlk defa gördük, hani sana ne oldu, sen kendini kaybettin. O anda gittim ben. Demek ki hani evladımı kaybedeceğim göz göre göre deyip ümitsizliğe kapılıp bayılmışım. Allah kimsenin başına vermesin. Evet, vermesin. Tekrar edelim. Ama işte moral. Evet. Bu tip hastalıklarda moralin çok büyük önemi var. İşte anne ve baba. Bu olayda baba da çok önemli. Tabii Ayşe Hanım o süreçte eşiyle birlikte olmadığı için tek başına mücadele vermiş. Elbette ki ailesinin desteği olmuş ama evet. Yine de birebir anlamda tek başına diye gurbettesiniz düşünüyorum. Gurbette olduğu dönemlerde bir mücadele vermiş. Allah hiç kimseyi elbette ki bu durumda mağdur bırakmaz. Amin. Ama işte ailesinin yanına da gelmiş. Ayrazlığa dönmüş bildiğim kadarıyla. Evet, yanlış evet. Düşün, biliyorum yok, değil mi? Yok, estağfurullah yanlış. Allah da yardımcı olmuş. İşte çok şükür çok şu anda şükür, çocuk. Evet. Ümitsizlik durumu yok şu anda. Keremine bin şükür. Evet, çok şükür Allah'a hamd ediyoruz. O yüzden tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Büyük bir mücadele ben anneyim, bu benim görevimdir. Hiç kimse beni takdir etsin diye değil ya da ön plana çıkmak amacıyla değil. O benim evladım, o benim parçam. Elimden geldiği kadarıyla onun yanında hep olacağım inşallah. Allah ömür verdiği süre içerisinde. Ama annelerde bu tip durumlarda ayrı bir güç ortaya çıkıyor güç, sanki. Evet. Bunu da gözlemliyorsunuz. Evet, çünkü LÖSEV'in il temsilcisiniz Elazığ'daki. Evet. Birçok bu tip anneyle, babayla karşı karşıyasınız. Evet. Annelerdeki o ilk bir süreç var. İlk öğrendikleri süreçte çok duygusal anlar yaşayabiliyorlar. Ama Cenab-ı Allah şükürler olsun bir güç veriyor anneye. Değil mi? Evet. Dayanma gücü, çok güçlüler irade gücü ve tedavi yöntemlerine daha çok yönlenme gücü. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Bunlar hakkında biraz genel konuşalım istiyorum. Yani sizden dolayı değil, evet. Diğer lösemili çocuklarımızın ailelere, anneleri hakkında konuşmak şöyle istiyorum. Şöyle söyleyeyim, servisten biraz bahsedeyim. Lütfen. Hastaneye uzun bir süre yatıyorlar, özellikle il dışından gelenler. Bu kan değerlerine bağlı ne yazık ki. Ama evlat işte tedavi alırken anneye şunu da söyleyebiliyor. Ben çok duydum ki kendi evladımda da yaşadım bunu. Hadi kalk, müzik çalıyor, oynayacaksın. Anne kalkıyor oynuyor evladı için. Hadi eline tutuyor işte halay çekiyor, oynuyorlar. Hiçbir güç kalınmaz aslında. Kaldıramaz. Normalde yapamaz. Çünkü gözünden yaş akıyor. Evet. Yeni çıkan ağlıyor. Ama bunu o evlat sırf mutlu olsun diye, o an istiyor diye işte halaylar çekiliyor. Bir bakıyorsunuz odaya giriyorsunuz ki anne evladıyla halay çekiyor. İşte o kemoterapiler. İçi kan alarken. Evet, içi kan alarken gülmek zorundalar. Anneler bu kadar güçlü, tabii ki dediğiniz gibi o ilk öğrendikleri zaman çok duygusal anlar yaşanıyor ama daha sonraki süreçte annelerimiz ayağa kalkıp da evladıyla beraber o hastalıkla mücadele ediyorlar. İyi ki de anneyiz, ben öyle diyorum Nihat Bey. Elbette ki. Yani o ayrı bir vasıf. Ne dedik? Sınav. Evet, sınavımız. Siz de sınavlarınızı böyle veriyorsunuz. Buradan tüm
çocuğu hasta olan, lösemi değil sadece, birçok hastalık bir var. Birçok hastalık. Onlarla mücadele veren birçok anneye de sabırlar diliyorum. İşte az önce söylediğim gibi çocuklar gözlerinin içine bakıyor. Moral hep yüksek olmak zorunda. Güçleri son hadlerinde olmak zorunda o annelerin. Allah onların yardımcıları olsun. Amin. Babalara da olanlar için, babalar da o annelere son derece destek olmalılar diye düşünüyorum. Kulağımıza şöyle bir küpe edinelim. Anneler içeride tek başlarına kalıyorlar evlatlarına. En büyük destekleri tabii ki eşlerinden almak zorundalar. Ben bunu da söylüyorum. Çoğu zaman babalarla da görüşüyorum. Diyorum ki lütfen hiç annelere bildirmeden eşiniz içeride tek başına, düşünün. Onu 9 ay karnında taşıyor. Kendi canından bir can. Her gün acı çektiğini görüyor. Bu çok ağır bir şey. Lütfen. Eşlerinize, o bağırsa da işte kızsa da o anda çok çabuk sinirleniyoruz biz de. Olur, ben kendimden de biliyorum. Çocuğa çok sinirlenir, evet. Ona bir şey söyleyemez, evet. Çıkar eşine. Eşine, evet. Serzenişte bulunur, bağırır, çağırır. Evet. Bunları taşımak lazım, iyi gözlemlemek lazım. Beyler için söylüyorum. Evet. İşte normal hayatta da, hasta olmak zorunda da değil. Çocuğuna kızar, çocuğuna kıyamaz, eşine çatar. Öyle midir? Evet. Normal. Ulan bu bizim karı niye böyle yaptı demeyin diye söylüyorum. Bu çok normal. Hayatın içinde olan şeyler. Biraz hoşgörülü, biraz evveliyatını düşünerek evet. Bakmak lazım. Evet. Evet, sohbetimiz devam edecek. Mesajlarımız da geliyor. Bir tane daha okumak istiyorum. Müsaadeniz var değil mi? Buyurun. Aşalım. Buyurun. Milat Bey, başarılı bir program yapıyorsunuz demiş. Size ve sizin nezdinizde tüm ekibinize teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Sizin aracılığınızla tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutlar, sağlıklı ömürler diler. İzmir Elazığ Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Bektaş, biz de buradan İzmir'e, oradaki tüm dernek üyelerine, tepeden tırnağa hepsine, tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah bir etkinlik olacakmış. Önümüzdeki ay içerisinde Muzaffer Başkanım da bana ulaştı. Ben de orada olacağım inşallah, Allah kısmet ederse. Bir araya geleceğiz tüm İzmir'deki hemşerilerimizle. Buradan selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Sadece Elazığ'da değil tabii. Türkiye'nin, dünyanın her neresinde izleniyor isek, bizi izleyen, teveccüh gösteren tüm izleyenlerimize de selam olsun. Onların da anneler gününü hanımefendilerin kutluyoruz. Diyelim. Biraz ortamı dağıtmak istiyorum. Evet. Biraz duygusallaştık evet. Yine. Ben de zaten hiç çok sulu göz bir adamım diye bu arada. Hemen hazırım yani. Söyleyeyim. Ben her zaman olduğu gibi bir ilanımız var. Derneklerden, İzmir'den konu açılmışken. İstanbul'daki Elazığlılar Dayanışma Derneği'miz efendim. En eski İstanbul'daki derneğimiz biliyorsunuz. Elazığlılar Derneği. 48.sini yapacakları peynirli ekmek şöleni. Değerli izleyenler. Şöyle gösterelim. Her zaman yaptığımız gibi Tolgacığım. Çatalmeşe, Sarıyer, Belgrad Ormanları Mesire alanında 48.sini yapacaklar. Allah kısmet ederse 9 Haziran'da efendim. Ve tüm hemşehrilerimizi Çatalmeşe, Sarıyer, Belgrad Ormanları Mesire alanına beklerler. Sadece hemşerilerimiz değil, o hemşerilerimizin konu komşusunu da beklerler. Bayağı bir talep oluyor. 12 bin, 13 bin, 14 bin kişi geliyor. Amaç Elazığlı değil. Elbette ki onların da hasretlerini gidermek amaç. Ama Elazığ'ımızın tanıtımı, peynir ekmeğimizin tanıtımı, onlara kültürümüzü tanıtmak adına Elazığlı olmayanları da davet ederseniz seviniriz. Sadece İstanbul değil, çevre iller. Siz de Bursa'daydınız daha önce. Evet, hiç katıldınız mı İstanbul'daki etkinliklere? Yok, katılamadım. Katılamadınız. Yok, evet. Ama çok güzel oluyor. Ben de Allah kısmet ederse 9 Haziran'da İstanbul, Çatalmeşe'de, Sarıyer, Belgrad Ormanları Mesire alanında olacağız. Orada birçok sanatçı arkadaşımız, Elazığlı olsun, diğer illerden olsun, ünlü sanatçılarımız sahne alacaklar. Hoşça bir vakit, bir piknik geçirecek efendim. Sizleri de bekleriz diyelim. Elazığ'dan da katılımlar olacak elbette. Peynirini ekmek şöleni 48.'si yapılacak.
Bu şimdiden tebrik ediyorum. Elazığlılar Derneğimize, Elazığlılar Dayanışma Derneğimize. Evet, gelelim. Şimdi. Birçok hastalık var dedik. Evet. Yani lösem değil. Onlarla da yakın ilişkileriniz var tabii dernekler bazında. Evet. Ne gibi tavsiyeleriniz var? Annelere, hele yeni öğrenmiş annelere, evet. Bu hastalıkları yeni öğrenmiş anneler var. Siz biraz tecrübelendiniz artık çünkü evet, evet. 2007 miydi? 2009'dan. 2009'dan evet. Şu anda 10 yıl geçmiş. 10 yıllık bir tecrübeye sahipsiniz. Evet. Acısıyla, tatlısıyla, hüzünüyle çok yoğun bir 10 yıl geçirdiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Yeni annelere, böyle yeni öğrenen annelere. Çünkü hayat devam ettiği sürece bu tip hastalıklar elbette ki olacak. Sizin yaşadıklarınızı yeni yaşayacak anneler olacak. Hı hı. Onlara tavsiyeleriniz neler? Bunları da öğrenmek istiyorum ben Ayşe Hanım. Önce şunu söyleyeyim. Tabii ki Yüce Yaradan önce hiç kimsenin başına göstermesin bu hastalığı ama imtihan dünyası. Kimin, kesinlikle. Dediğiniz gibi sadece lösemi değil, bütün hastalıklara da hepimiz açığız. Ama şunu söyleyeyim ki önce ben annelerimiz gelip de öğrendiği zaman baba değil de anne o an baygınlık geçiriyor, işte kendini kaybediyor, ne yazık ki sinir krizi geçiriyor. Şöyle düşünüyorlar, niye benim çocuğum oldu? Ha, bunu yapmamak gerekir. Yani bu dediğiniz gibi Yüce Yaradan'dan gelen bir hastalık. Hepimiz aslında lösemi adayıyız. Burada sadece şöyle çocuklar söyleyeyim. Bazında değil tabii. Tabii ki çocuklar bazında yetişkinler değil. Şu anda biz yetişkinlere de baktığımız için direkt yetişkinlerle de ben birebir muhatap oluyorum. O an kendilerini kaybediyorlar ne yazık ki. Dediğiniz gibi hastalığın adı ağır, kanser. Ağır. Evet. Onlara tavsiyem şu olacak. Anne olarak anneliğin gücünü bilmek zorundalar. Tabii ki o ilk dönemler yıkıcı ne olduğunu anlayamıyorlar. Evet. Kafa karışıklığı çok oluyor ama bizlerden ya da çevrelerinden destek almaları onlar için birebir daha iyi olacaktır Milat Bey. Evet. Konuşmak, ben özellikle diyorum ki mesela 3 ay ya da 4 ay 5 ay içeride hiç hastane ortamından çıkmayan annelerimize diyorum ki çıkın dışarı, atın kendinizi dışarı. Çocuğum içeride, tamam. Böyle bir saat de olsa ya da yarım saat de olsa babayı koyun içeri ya da gelecek biri varsa girsin, siz kendinizi atın. Nefes alın. Nefes alın. Bağıracaksanız bağırın. Çünkü ben kendimde denedim. Ne kadar içerinize atıyorsanız o kadar kötü oluyor. Onu biriktirmemek gerekiyor. Çünkü ağlayacak, anne güçlü olmak zorunda, güçlü değil olmak mi? Güçlü olmak zorunda tabii ki. Aşağı. Çünkü o an ağlıyorsun, tamam. Eğer ağlanacakla hani bir şey çözülecekse hep beraber yapalım. Ama bu işin devamı var. O çocuğun tedavi alma süreci var. Ve o çocuk tedavi aldıktan sonra iyileşecek Allah'ın izniyle. Siz güçlü olacaksınız. Sizin moraliniz yerinde olacak ki. Önce siz inanacaksınız ki Yüce Yaradan'a iyileşeceğine. Ondan sonra o evlada onu gösterebilirsiniz. Ben buna çok inanıyorum. Böyle de tavsiye veriyorum. Önce siz kendiniz inanacaksınız. Evet, biz bunu el birliği atlatacağız. Evladım bu hastalığı yenecek diyecek. Ondan sonra Allah'ın izniyle. Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Tabii ki kapılmamak lazım. Değil mi? Onu yardım almaları, destek almaları çok önemli. Özellikle eşse eş, etrafında ya da ailesinden almak çok önemli Milat Bey. Katılıyorum. Çünkü bazı anneleri dinliyorum ben. Ayşe Hanım, ben duvarlarla konuşuyorum. Neden duvarlarla konuşuyorsun? Neden bir yakınına? Ya hani söylediğimi anlamıyorlar. Ama bu yüzden herkes bir olmak zorunda değil. Tabii yani ki. Bazı insanlar var ki derdini rahatlıkla açıklayamaz. Evet. Değil mi? Evet. İçine atar. Atar. Evet. Ve bu çok kötü bir durum. Niye kötü bir durum? Bana katılacak mısınız bilmiyorum. Anne dedik ya güçlü olmak zorunda. Sonra o dert içine ata ata anne rahatsızlanıyor. Evet, anne rahatsız. Bunları da rahatsızlıyoruz değil mi? Tabii tabii, çok rahatsız. Ben bayağı evladı işte iyileştikten sonra kendisi rahatsız olan, hasta olan annelerimiz çok var şu anda Milat Bey. Evet, yani o yüzden Ayşe Hanım'ın da dediği gibi değerli izleyenler, bir dertleşeceği, evet. O içine dökeceği, hüngürtülerle gerekirse ağlayacağı, evet. Ağzını çıktığı kadar bağırabileceği bir yer her zaman diyorum. Çıkın il dışına ya da götürsün eşiniz. İstediğiniz kadar, ağzınız çıktığı kadar bağırın. Deşarj oluyor mu? Evet, evet oluyor. Gerçekten. Denediniz mi? Ben denedim. Evet. Vallahi. Vallahi çok çok işe yarıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, evladınız gözünüzün içine bakıyor. Ben bunu her gün söylüyorum. Ben günde 100 tane maske takarım. Benim evladım üzgün olduğunu, hani ne olacak diyen o anneyi, evladım iyileşecek mi diyen o üzgün suratı, o ümitsiz olan anneyi görmüyor. Hep gülen anneyi görüyor. Arıyor. Ve hep şöyle diyor, benim annem çok güçlü ki Gülsen Hanım da bilir, ben annem kadar güçlü olmak istiyorum der.
Helal olsun. Evet. Kolay yani bir şey değil. Annelere tavsiyemiz bu. Evet, çok güzel bir tavsiye. Şöyle, birazcık polyanacılık yapacaklar. Polyanacılık yapacaklar, evet. İçleri kan ağlarken evlatlarına karşı onların yaşaması için gülmek zorundalar. Eyvallah. Çok güzel bir şey söyledi aslında. Çünkü çocuklar o annelerin gözlerinin içine bakıyorlar. Evet. Mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Müsaadeniz var değil mi? Buyurun. Aşağı. Merhaba Ayşe Kavak arkadaşımız demiş. Mücadeleci bir anne. Bir annedir demiş. Kendilerini LÖSEV'de beraber mücadele ettik. Anneler gününü kutlarım. Tabii ki bütün LÖSEV'deki annelerin de Samsun'dan Elazığ'a selam. Erol Korkmaz ulaşmış. Teşekkür, çok teşekkür ederiz Erol Bey. Samsun'a da selam olsun. Her nerede izleniyorsak efendim. Selam olsun. Eminim o mücadelenin içerisinde olan bir, evet, arkadaşınız. Evet. Bir baba, evet, anladığım baba kadarıyla, evet, o da. Babaları da ben bugün anneler günü diye baba biraz annelerden ağırlık veriyorum. Ama babaların da hakkı elbette ki ödenmez. Beni yanlış anlamayın. Evet. Ön plana çıkarmak gayretinde değilim. Ben de bir babayım. Ama annenin yeri de bir başka. Kendi annemizi göz önünde tutalım. Her erkeği de bir ana doğurur. Evet. Mantığıyla. Annenin yeri çok farklı. Hep diyoruz ya, bu dünya sınav dünyası. Daha önce de söyledim. Halen söylüyorum. İnanmış insanlar için bu çok doğru bir söz. Ben inanmış bir insanım. Sizler hepimiz çok inanmış insanlarız, evet, gördüğüm kadarıyla. Bu sınav dünyasını, önemli olan sınavımızı başarıyla verebilmek. Evet. İşte her insan üzerine düşeni yaptığı zaman o sınavlarını, gereğini yapar diye düşünüyorum. Evet. Yine biraz ortamı şey yapayım. Malum biliyorsunuz değerli izleyenler, daha kaliteli bir yaşam adına 6 kadın el ele projemiz var. 7. erkek olarak ben 6 kadın. Hiç takip ettiniz mi bizim? Takip ediyoruz, evet. Evet, katılımlarınızı bekliyoruz sizlerin de. İnşallah, Ayşe Hanım, inşallah. Bir projemiz var. Daha kaliteli bir yaşam adına yürüyüşlerimiz, sağlıklı yaşam yürüyüşlerimiz oluyor. Ramazan'da da devam edeceğiz efendim bu sağlıklı yürüyüşlerimize. Şefim de artık bu hafta bugün bize katılacak. Bu akşam Fethi Sekin Mescid Alanı'nda iftar sonrası saat 9'da yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Değerli izleyenler, Ramazan diye ara verdik diye düşünmeyin. Pazar akşamları yürüyeceğiz. Hatta talepler üzerine hafta içine de bir gün düşünüyoruz iftar sonrası. Orada istişare edeceğiz biz bu olayı. Orada sonradan bir çay faslımız olacak Ramazan münasebetiyle. Işıklandırılmış bir yürüyüş alanı var Mescid Alanı'nda. Orayı değerlendireceğiz. Gün içerisinde insanlar oluşurken yürümekte zorluk çekebilirler diye iftar sonrasına aldık yürüyüşlerimizi. Sağlıklı yaşamak isteyenleri özellikle bu akşam bekliyoruz efendim. Ve akabinde çok güzel bir çekilişimiz katılımcılar tarafından. Proje ortakları, iş kadınları genelde oluyor. O 6 kişi. Onların verecekleri hediyeler var diyelim. Oradan da çok güzel hediyeler çıkıyor. Geçen gün diş hekimimiz, uzmanımız da bizim, evet, programımızda, Pınar Ardıçoğlu 2000 liraya yakın bir hediye taklit etti efendim. Bir kural sonrası. Yani hediye derken diş bakımı, ağız bakımı adına çok güzel hediyeler oluyor. Birçok ismin hediyelerini de orada çekilişle belirliyoruz diyelim. Sizlerini de bekliyoruz. İnşallah. LÖSEV olarak. Biz sizlerle bir projemiz inşallah olacak. Şu anda oluşturmaya i̇nşallah. Çalışıyoruz ki Pınar Hanım'la yakından konuşuyoruz. İnşallah size de bilgi daha iyi. Görüşmüşler herhalde tabii, Pınar Hanım'la. Evet, evet. Harika bir düşünce. Biz o LÖSEV'in, sadece LÖSEV'in değil, Kızılay katılıyor. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün destekleri var projeye. Sayın Valimizi de bir randevumuz var, görüşeceğiz. Onları da bir gün bekleyeceğiz. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, onların da, biz bunu sağlıklı yaşam adına, hiçbir beklentisi olmayan insanlarız, buradan dile getiriyoruz. Biz sadece topluma rol model olmak, sağlıklı spor yapmak adına bir yola çıkmak gayretindeyiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Desteğiniz de bizim yanımızda olmanız, o yürüyüşleri birlikte yapıyor olmamızdı efendim. Başka da bir beklentimiz yok. Maddi manevi bir beklentimiz yok. Buna bilin. Bizi yalnız bırakmayın bu yolda diyelim. Şefim de bizi yalnız bırakmayacak inşallah. Hiç ben söyleyince hiç yüzüme bakmıyor. Farkında mısınız Ayşe Hanım? Evet. Bugün bizi ekecek gibi bir izlenim doğduğu için. Geleceğim inşallah. Geleceğim. Emri vakit yapmıyoruz değil mi? Yok.
Valla 3-4 hafta geldi. Geldi burada çiçekler açıyor. Yani çok güzel, harika bir gün geçirdim. Ama ne olduysa 2 haftadır. Ama işlerim çıkıyor. Bu ne bitmez işlermiş. Ne ya, hayat bitmez. Ne yapalım? Bak bana bak, hayatta işler hiçbir zaman bitmez. Bitmez. İnsan kendine biraz zaman ayırmalı. Ya ona katılıyorum işte, onu biraz aksatıyor olabilirim. Ayşe Hanım ne dedi? Çocukla ilgilenebilmek adına, güçlü evet. olabilmek adına bazen dedi bir yakınızı, eşinizi o odaya evet. bırakacaksınız. Evet. Dışarı atacaksınız kendinizi. Kesinlikle. Deşarj olmak için. Kesinlikle. Kendinize zaman ayıracaksınız. Mesela uçakta bile ne derler? Önce kendini kurtaracaksın. Evet. Sonra çocuğunu kurtaracaksın. Kesinlikle. Önce can, sonra can. Elbette. Sen güçlü olacaksın ki evet. çevrene. Evet. O yüzden şefim evet. bu akşam nasıl bizim muhabbetimizi beğeniyor musunuz? Çok güzel. Vallahi. Ortamımız her zaman yani beğenerek seyrediyoruz. Bazen fazla takılıyorum. Affeder inşallah beni. Bazen üzerine gidiyorum çünkü. Her mutfakta olacak şeyleri yaşatmaya evet. çalışıyoruz aslında. Normalde mutfakta tabii ki yemek yapılırken bu ortam oluyor. Daha da aşırılar olabiliyor değil mi? Şimdi ben mutfakta olduğum zaman normalde dediğiniz gibi ailelerle çok görüştüğüm için ben birebirim ailelerimizle. Telefonum işte hoparlörünü açarım. Bir yandan işte bulaşık mı yıkıyorum, yemek mi yaparım, oradan sohbet ederim. Hiç evet. onlar fark etmezler. Ne yapıyorsun derler. Ya ben yemeğimi yaptım, bitirdim. Aa öyle mi? O konuşurken hiç fark etmezler. Ama ben hiç hani yemek yapıyorum, daha sonra konuşalım. Ya da ben çok yoğunum şu anda işte ona. Hayır. Bulaşıkla yıkarken ya da omuzumu atarım şöyle yıkarım. Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Evet, nimetlerinden faydalanıyoruz. Şimdi bir şey aklıma geldi efendim. Pazar günleri, işte bugün de pazar, anneler günü de bugün yaşanıyor, ceylan ediyor. Rahmetli anacım aklıma geldi. Babam da evde ya, geleneksel Türk ailesi, Elazığ ailesi. İşte babam da mutfağa biraz benim gibi çok düşkündü, severdi. Allah rahmet eylesin her ikisine de. O gün evde kavga günü. Mesela. Annem de hayatta mutfağa babamın girmesini istemedi bir gün. Çünkü batırır. Ben biliyorum. O gün bir de dört başı mamur bir sofra çıkması lazım. Çünkü geleneksel Elazığ mutfağı malum. Etiyle 3-4 çeşit yemeğin olması lazım. Bir de kadıncağız temizliği var o gün pazar günü. Ertesi gün okul var. Çocukların önlüğüdür, şeyidir. Ha, bizlerin hazırlığı olacak. O gün pazar günleri. Kavga günü. Biz de böyle onların kavgalarını, tatlı kavgalarını tabii, gülümseyerek seyrederdik. O aklıma geldi. Anlatmak, paylaşmak istedim siz değerli izleyenlerle her ve sizlerle. Her aklın tadı ayrı aslında. Değil mi? Kesinlikle. Tabii bunda bir özlem. O kavgalar bile yeri geliyor, özlenebiliyor kaybettikten sonra. Kesinlikle. İşte bunu anlatmaya evet. çalıştım aslında. Kavgalar, evet. o olumsuz şeyler bile gün geliyor, yokluklarında aranıyor. Zamanında güzel değil. Zamanında güzel. Çocukluk bir başka yapmış canım. Değil mi? Evet. Keşke buradan Bünyamin abime, Allah rahmet eylesin. Bünyamin Eroğlu'na evet. da şey yaptı. Büyük abi diyorum pardon. O da rahmet istedi. Esat Kabaklı'nın bir parçasında var ya. Olaydı geri döneydim diyor ya parçasında. Evet. Bir mucize olaydı 40 yıllık geri döneydim. Bir mucize olaydı 40 yıllık geri döneydim. Nerede? Hani Azerilerde de harda. Nerede? Evet. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor efendim. Bir tane daha geldi, onu da okumak istiyorum müsaadenizle. İstanbul'dan selamlar abim demiş. Tüm annelerin gününü kutlu olsun. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ahmet Kasap bize ulaşmış. İstanbul'a da selamlar olsun oradaki hemşerilerimize. Ahmet Kasap'a da tabii. Sizlerin de annelerinizin anneler gününü kutluyorum. Evet şefim ben kaç... Bak gördün değil mi? Ben bugün oturtturmayacağım. Geldim. Ben onu oturtturmayacağım bugün. Fark ettim. Şefim. Şimdi yavaş bir hazırlık gibi sanki. Değil mi? Yavaş evet, yavaş. Evet. Şöyle sunum hazırlasın. Ama bir de bizim Ramazan dolayısıyla program yani. Hiç aralıksız devam evet. ediyor. Biliyorsunuz aşağıdım siz biliyorsunuz. Hafta sonumuz yok. Hafta içi pazartesi yarın. Yarın yine Elazığ mutfağı. Yöresel günümüz. Evet. Ve biz ne yapacağız o gün? Ne yapacağız? Dilim dolma yapacağız ve erişte pilavı yapacağız. Dilim dolma. Evet. Yapacağız. Yapacağız. Yapmayalım. Vallahi güzel olur. Güzel olur. Artık böyle Ramazan'ın o ağır yemeklerine de başlıyoruz. Tabii, dilim tabii. dolma. Tabii. Ve... Erişte pilavı yanına. Ne? Erişte. Erişte pilavı. Evet. Eriştemiz çok var herhalde. Bugün çok de... çok. Onu bitirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Erişte evet. pilavı ve dilim dolma efendim. Evet. Dilim dolmayla başlayalım. Malzemeler nelermiş görelim değerli izleyenler. Yarınki menümüz. Birazdan gelecek sanırım. Biraz daha geldi.
Dilim dolmamızın malzemeleri 5 adet orta boy patlıcan, 2 orta boy domates, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası, 1 orta boy soğan, 500 gram yağsız kıyma, ince bulgur, yarım su bardağı yarma, zeytinyağı, tuz, kırmızı pul biber. Evet, çok teşekkür ederim. Bir de erişte pilavımız var efendim. Evet. Erişte pilavımızın da malzemelerini görelim. Erişte pilavımızın malzemeleri tereyağı, erişte, bulgur, su. Evet, bu kadar basit efendim. Evet. Erişte, ne? Tereyağı, evet. Bulgur ve su. Aslında bulgur yok ama yanlış olmuş galiba. Yanlış bulmuş. Ben evet. de bulgur içine dağıtacak. Bulgur yok. Erişte. Tamam. Sadece. Montajdaki arkadaşlar. Onlar da. Belki ben yanlış bir şey vermiş olabilir. Da olabilirim. Bilmiyorum ama en azından söyleyelim. Bulgur yok. Bulgur yok. Evet. Tamam peki. Bulgur yokmuş. Şimdi şefim Ramazan yemekleri biraz ağır. Elazığ'ımızda evet. özellikle değil mi? Evet, Elazığ evet. mutfağı Ramazan'da ağır olur yemekleri. Evet, evet. Yağlı yemekler, etli yemekler tercih edilir. Elbette ki olan olmayan o tercih size bağlı. Her evde et olacak diye bir kaydı yok değil mi? Ekonomik şartları da göz önünde tutmamız lazım. Ama olanlar için şunu söyleyelim. Ramazan yemekleri Elazığ'da ağır yemekler tercih edilir. Evet, tabii ki. Pek tavsiye etmiyoruz ama evet. maalesef öyle. Şimdi bir gün zatı halilerim belirleyeceğimiz bir gün artık sebzelere tat gelmeye başladı. Evet. Güveç. Güveç tabii ki Milat Bey yapacak bunu. Ben yaparım. Çok seviyor Vallahi çünkü. Yaparım. Güveci yaparım. Yapmayın. Yani kasaplardan bile onay almış bir insanım. Biliyorum biliyorum. Şahit oldun sen. Kesinlikle öyle. He. Ne zaman yapalım güvecimizi? Onu ayarlayalım yapalım. Değil mi? Yapalım, güzel yapalım. Bir Elazığ güveci, çeviçetinden. Kesinlikle öyle. Yapalım. Elazığ tabii de balcanlara da tat geldi. Balcanlara. Değil mi? Yapalım bir yapalım, gün böyle yiyelim. Bu hafta içerisinde İşçi bir gün. İşçi köftemizi de yapalım bir İşçi gün. İşçi köfte. Haram evet. olmaz mı evet. ya? Aşağım sana mı yapmışsak şükür? Eyvah. Sen de böyle potansiyel gördüm. Çok, sanki çok iyi yaparmışsın gibi. Eyvah eyvah. Yok, sen nereliydin Aşağım? Ben Harputluyum. Güzel yapar. Eyvah Milat Bey. Bu Harputlar ve Pavlular bu işi iyi becerirler. Allah var. Öyle mi? Sen buraya gelmedin oradan konuşuyorsun. Helal olsun sana. Tamam peki. Özenden değil mi şimdi? Espri yapıyorum. Sağ ol. Burada bir başka mı oldu ekrandaysa? Buradan farklı ya. Değil mi? Ekrandan farklı, buradan farklı. Ama şöyle izleyenler için sormak istiyorum. Samimiyet var değil mi? Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ben ne diyecektim unuttum. Karıştı. Karıştı. Evet. Ne diyordum Tolga? He? Ha işi köftemizi. Evet, işi köftemizi. Benim rahmetli anacım da Pavlu'ydu. Onlar hakikaten. Pavlular da çok güzel yapar. Annem tabii, güzel yapar tabii. diye demiyorum. Pavlular da güzel yapar. Harputlar da. Tabii ben aslım evet. Harput. Babaannem de Harputluydu. O harika evet. yapardı. O yüzden bilirim her ikisi lezzeti de. Çok baskilli hemşerim oldu. Arkadaşım oldu. Onlar da mesela gıllor. Anam gömme. Onu da yapalım. Yapalım. Onlar gıllordur. Yapalım. Gömmeye. Hı. Bilirsiniz değil mi? Onu hiç yapmadım. Gömme yapmadınız. Yok yapmadım. Niye? Harput'ta da vardır şey. Var da yapmadım. Yapmadım. Biraz şöyle söyleyeyim. Ya, o yüzden belki yapmak istememiş olabilirsiniz. Yoksa biliyordur tabii. Tamam. Böyle işçi köftemiz bak sıraya koyalım. Güveç. Tamam. İşçi köfte. Şimdi gömme. Gönlümüzü gezdirmeye başladı efendim. Böyle iftar saatlerine yaklaştıkça ondan sonra. Başka ne istiyorsunuz? Gıllor. Gömme tamam. dedik. İşçi köfte dedik. Tamam. Güveç dedik. Başka? Kağıt kebabı yapalım bir gün gene. Tamam. Bir kasabımıza yaptıralım. Tamam. O benim işim değil. Ne dedin Bedriye Hanım? Yaprak sarması. Yaprak sarması. Eyvallah o da güzel olur. Tamam. He? Tabii etli dolma. Ya. Evet. Bir de Diyarbakır'da şey yaparlar. Hiç, ne? Bak yedim ama Elazığ'ımızda hiç görmedim. Hani tantuni eti gibi çok küçük doğranmış kofiye yani bizim Elazığ kofiyine. O kuşbaşı etten dolma yaparlar. Hiç yedin mi? O da güzel olur. Mükemmel oluyor. Güzel olur. Diyarbakır yöresinde. Yedin mi Bedriye? Yapar mısın? Sen neredesin Bedriye? Elazığımızda yapmaz ya. Belki maden tarafı. Yani yediğinde çok beğenmiştim onu da. Çok harika oluyor. Kuşbaşı etle. Evet. Çok küçük. Yalçın gibi hemen küçük böleceğim. Yok yok isteklerimi belirtmiyorum. Ben buradan şimdi fikir vermeye çalışıyorum. Ben hemen küçük böleceğim. İki yıl önce LÜSEV'in Anneler Yarışıyor diye bir programı oldu. Evet. Biz de dahil olduk. Türkiye'nin işte
4 kişi seçeceksiniz. Bir de koçumuz 5 kişi. Önce burada 3 aylık bir çalışma dönemi oldu. Ondan sonra bizi Lösemi köyüne götürdüler, Ankara'ya çağırdılar. Ne yapılacak? Yemek yapılacak. İşte tam bir survivor, öyle diyeyim. Evet. Ama bizde işte bilgi beceri, ondan sonra yeteneksizsiniz ve yemek, uçağı... Anneler yarışıyor. Anneler yarışıyor. Neşeli bir ortam oldu, evet, ama. Neşeli moral, bir ortam. Moral, motivasyon, evet, önünde. Havaalanından geçeceğim, şey götürdüm. Menü olarak ne olacak? Yöresel yemekler diyorum, olsun. Ki çünkü çok merak, tabii, ediyorlar. Hastane döneminde de yapmaya çalışmıştım Ankara'da. Patlıcan ve biber dolmalarını götürdüm. İşte nane, salça falan hepsini buradan götürdüm. Harput köfte yapmak istedim. Çanta şey valizinizi açar mısınız dedi güvenlik görevlisi. Açtım, şöyle sallıyor. Şakır şakır şeyler, patlıcanlar. Bu ne dedi? Yarışmaya gidiyorum. Böyle bakıyor. Vallahi dedim, yarışmaya gidiyorum dedim. Yemek yarışması olacak. Ama şöyle söyleyeyim, biz yemek yarışmasında da, bilgi yarışmasında da birinci olduk zaten. Hocamız özellikle jüri üyesi 11 kişiydi, 11 tane hocaydı, profesör doktorlar. Yöresel yemeği tercih ettiğim için çok beğendiler. Özellikle kuru biber dolması, patlıcan dolması ve harput köfteye çok bayıldılar. Biz bu konuda, hani Elazığ dediniz ya, ağır yemekleri. Bizim yemeklerimiz ağır ama çok güzel oluyor. Biz Türkiye'de bir numarayız. Evet. Bu iddiamız bu. Şimdi bir mesaj daha var, sonra yemekten açtığımız bu çocuklarımızın... yemesi gerekenlerle biraz da şey yapmak istiyorum. Çünkü onlarla da o yemeği yapanlar anneler. Değil mi? Evet. Milat Hocam, başarılarınız daim olsun. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun demiş bir izleyicimiz. Çok çok teşekkür ederiz. Milat Hocam, başarılarınız daim olsun. Annelerimizin anneler olsun. Tekrarlamış efendim. Ayşe Hanım'ın ve Müyesser Hanım'a da kolay gelsin. Öner Bey bize ulaşmış. Öner Çam efendim, Radyo 2000 ve İTFM'in vazgeçilmez diyeceği. Öner Çam, buradan da selam olsun. Öner'cim, senin de annenin ellerinden öpüyoruz ve anneler gününü kutluyoruz güzel kardeşim. Çok kıymetli kardeşim. Şimdi işte o yemekleri dedik ya, anneler. Evet. O kurda da çok hassas olmalılar. Tabii. Çünkü böyle kanser hastaları hassas zamanı. Aslında tüm anneler çocuklarına yedireceği zaman sağlıklı ürünler seçerler, evet, ama sizler bir tık daha bu konuda dikkat etmek zorundasınız. Tabii dikkat etmek zorundayız. Nasıl bir yemek menüsü çıkarırsınız şöyle, mesela çocuklarınıza? Dediğim gibi ilk dönemler tabii ki Milat Bey aldıkları tedaviden dolayı yemek yiyemiyorlar. Çünkü ağızlarının içine yara çıkıyor ama anne dediğimiz gibi bambaşka bir şey. İşte evladı yesin diye elinden geleni yapıyor. Tabii. Neyi seviyorsun? Anne o an ön plana daha çok çıkıyor. Ne oluyor? İşte ne seviyordu o aklına geliyor ama o kortizon denilen ilacı aldıktan sonra çocukta bir yeme iştah açılıyor. Ve o kadar çok yemek istiyor ki, yani sürekli anne bunu yap, şunu yap. Anne o zaman devreye giriyor. Anaç olarak dediğiniz gibi işte neyi çok sever? Et olarak zaten çok istiyorlar. Et, tavuk, balık. Onlardan inanın ki ben çoğu annemize, kendim de dahil, hünerler sergiliyorlar, öyle diyelim. Yani köftesinden tutun da dediğiniz gibi işte ızgarada olsun ki özellikle ızgarada kendilerine daha iyi çocuklarımızın. Bu konuda kırmızı et ağırlıklı biz yedirmeye çalışıyoruz çocuklarımıza. Evet. Ben şu açıdan da sordum aslında. Sizin de çok güzel bir açıdan baktınız. Hı hı. Ama sağlıklı ürünler, doğal ürünler. Evet, doğal ürünler. Çünkü biliyoruz ki çağın vebası olan bu kanser, evet, evet, bizim yediklerimizle içtiklerimizle çok alakalı. Doğal ürünleri nasıl temin edeceğiz? Her doğal denilen doğal mı? Değil. Ne yazık ki GDO'lu olduğu değil için. Değil mi? Evet, değil. İşte o yönden anneler bu konuda biraz daha hassas. Evet. Seçici olmak zorundalar. Seçici olmak zorundalar. Evet. Çok bilinçli olmak zorundalar. Hı-hı. Ne önerirsiniz? Şöyle, biz normalde çok market ürünü almamaya çalışıyoruz ki doktorlarımız bize bunu, evet, çok tavsiye eder. Özellikle mevsimde olmayan ne sebzeyi ne meyveyi tüketmemeye çalışırız. Özellikle çocuklarımıza her ne kadar ağlayıp da isteseler de biz onu yedirmemeye çalışırız. Zaten kendileri kemoterapi alıyor. Bir de ürünlerimiz GDO'lu olduğu için ne yazık ki yediremiyorsunuz. Özellikle bizim Üstün Ezer hocamız, kendisi Lösev'in kurucusu, hematolog doktordur. Yöresel ürünlerinize, eskiden işte kurutma falan vardı diyor, onları çok tercih etmeye çalışın. Ki bu konuda çok böyle çalışmaları vardır. Lütfen anneleriniz yöresel işte kurutma, evet, doğal ürünlere yöneliyor. Bu konularda bizi de çok yönlendirirler. Destek veriyor. Evet, destek, evet, veriyor. Çok teşekkür ederim. Lütfen bu konuda diyor ki evlatlarınıza eski usullerin, ninelerimizin falan yaptığı usullerden devam edin. Çok teşekkür ederim. Çok mantıklı. Evet. Şimdi bir devletin bir atılım projesi var. Tarıma geri dönüş, üretime, hı-hı, geri dönüş.
bu sağlıklı yapılmalı diye düşünüyorum. Yani tarıma gireceğiz ama inşallah tarım tekrar ekip bitirecek tarlalarımız, bağlarımız, bahçelerimiz de bu doğal olmasına devlet buna da özen göstermeli şöyle diye düşünüyorum. Şöyle hemen böleceğim. Evet, LÖSEV'in sevgi evleri var, köyümüz var LÖSEV köyü. Orada hocamız işte çocuklarımıza sırf orada kalan LÖSEV'li çocuklar ve hastanede yemeğinleri üzerine hep organik dediğiniz gibi o tohumları Türkiye'nin her yerinden toplarlar. Yani organik tarım, ben, evet. Ben kendim de buradan babamın üzüm bağı vardı. Çubuk gönderdik ekim olsun diye. Sırf o çocuklarımız üzüm yesin diye, organik üzümler harika yesinler diye. Sebzelerini, meyvelerini hocamız orada hepsini ektirmeye çalışır. Çocuklarımıza doğal ürünler. Çiftliğimiz vardır yine. Dışarıdan kesinlikle ürün girmez LÖSEV'in hastanesine ve LÖSEV vakfının içine. Hep organiktir. Olmalı. Yani, evet, evet. Salçalarına kadar annelerimiz kendileri çok yaparlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yaşan. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Programınız süper demiş Mustafa Yavuz. Selam olsun Mustafa abim. Saygılarımı gönderiyorum. Teveccühün için. Çok teşekkür ederim beğenin için. Senin de anneler günün, annen bazında tabii. Kutluyorum Mustafa abicim. Çok teşekkürler. Yaşan'ım. Geldiğin için, verdiğin bilgiler için ben sana teşekkür çok teşekkür ederim. Her ne kadar buraya alamasak da Gülsen Özcan Efendi buraya kadar da geldi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar diliyorum. Sizin de yaptığınız cefakarlık kolay bir şey değil. Sizi bu yolda tebrik ediyorum her şeyden önce. Yaşanım hakeza. Sana da Allah güç kuvvet versin her ikinize de. Amin hepimize inşallah. Hem kendi çocuğun için hem bu LÖSEV'deki çalışmalarınız çok için. Çok teşekkür ediyorum. Diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Size evet, bugün de efendim anneler gününü farklı bir açıdan ele aldık. Cefakar annelerimizi, hasta çocuklarına bakan annelerimizi ele almaya çalıştık. Anlamlı olsun istedim biraz. Herkes anneler gününü kutluyor ama biz farklı bir açıdan, farklı bir pencereden ele alalım istedik değerli izleyenler. İnşallah beğenmişsinizdir. Bazen duygusal anları yaşadık. Değil mi? Evet. Bu da takdiri size ait diyelim. Şimdi bugün şefimiz bir soğukluk efendim. Neliydi? Erişteli. Soğukluk ve İnegöl yeşil mercimekli bir soğukluk ve İnegöl köftesi efendim. Evet. Bursa İnegöl'ün o güzelim meşhur köftesini icra ettiler. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şefim harikasın. Teşekkürler. Ben huzurlarınızda her iki konuğuma da her ne kadar katılmamış olsa da Gülsen Hanım ve Ayşe Kavak efendim, LÖSEV Başkanı, Elazığ İl Sorumlusu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün bize ayrılan sürenin maalesef yine sonuna geldik. Pazartesi günü Allah kısmet ederse Ramazanımızın 8. gününde yine saat 16'da. Biz burada olacağız efendim, Milad'ın mutfağında olacağız. Bekleriz. Bizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın.